Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de kontrol ve hassasiyet koduna nasıl bakabiliriz? Nereden bakabiliriz? Bu kodları nasıl kopyalayıp da arkadaşlarımıza gönderebiliriz? Bunlara nereden bakabiliriz? Bunların hepsini size anlatacağım. Videoya başlamadan önce beğenip kanalıma abone olup bildirimleri de tümüne getirirseniz büyümemde destek olmuş olursunuz. Ben size öncelikle kontrol kodunu göstermek istiyorum. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan kontrollere giriyorsunuz. Buradan kendi kontrolünüze giriyorsunuz. Özelleştir yazan yere. Buradan hangi kontrolü kullanıyorsunuz? Buradaki büyük simgeler yazan yer var ya. Üçgenin altında büyük simgeler yazıyor. Ben bunu kullandığım için bende büyük simgeler olarak yazıyor. Sizde diğerleri de yazabilir. Bende büyük simgeler yazıyor. Bunu ben paylaş diyeceğim arkadaşlar. Paylaş yazan yere tıklıyorsunuz. Burada yeni bir paylaşım yaparsan önceki paylaşım kodu geçersiz olur. Tamam diyeceksin. Buradaki kontrollerim var ya, senin kontrollerini buraya bu kodu kopyaladı otomatik olarak. Sen bunu buradan kopyala diyeceksin. Ve bir arkadaşınla paylaş diyor. Tamam, şimdi buradan çıkacaksınız. Ben şimdi bu kopyaladığım kontrol kodunu kendi yan hesabıma yazacağım arkadaşlar. Oraya kopyalayacağım. Öncelikle şöyle bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kontrol ve hassasiyet kodları tek kullanımlıktır. Yani bir kodu kopyalıyorsunuz ya, bir arkadaşınıza gönderiyorsunuz ya da herhangi bir kendi yan hesaplarınızdan bir tanesine kopyalıyorsunuz ya, o tek kullanımlıktır. Yani aynı kodu başka hesaplara ya da başka kişilere gönderemezsiniz. Tekrar tekrar kopyalayıp tekrar tekrar göndermeniz gerekiyor. Yani kod devamlı değişiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu yan hesabıma girdim. Buradan yeniden ayarlara girip buradan kontrollere gireceğim. Özelleştir. Mesela ben bundakilerin hepsini böyle birbirine karıştıracağım. Hepsini böyle bozacağım. Buraları karıştıracağım arkadaşlar. Bunu kaydet diyeceğim. Burada bunu da aynı şekilde kafama göre böyle hepsini, yerlerini falan değiştireceğim. Çünkü kodu kopyaladığımız zaman zaten kodu aynı şekilde diğer hesabımdaki gibi eski düzenine kavuşacaktır. Bunu da kaydet diyoruz. Karıştırdım. Hepsini karmakarışık yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu kaydettik ya. Bir çıkalım. Şimdi kontrollere girdiniz. Büyük simgeler. Ben büyük simgeleri kullanacağım için arkadaşlar, az önceki hesabımda da büyük simgeleri kullandığım için burada büyük simgeler olan yazan yere gireceğim. Buraya tıklayacağım. Burada arama yöntemi diyeceğim. Burada az önceki kodu, kopyaladığım kodu buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Arama diyeceğim. Ön yüzle kullan diyor. Bunu diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine az önceki koda kavuştu. Yani az önceki hesabımdaki kod şeylerin aynısı, kontrollerin aynısı buraya da geldi arkadaşlar. Bunu uygula diyorsunuz. Değiştir ve kullan. Ve kaydet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Şimdi biz ÜŞN'yi, yani 3. şahıs nişancı bakış açısını düzelttik ama burada BŞN, 1. şahıs nişancı bakış açısı, bunu düzeltmedik. Bunu zaten girdiğin zaman burada 1. şahıs klasik yazıyor. Biz şu an 3. şahıstayız ya, burada 1. şahıs klasiği bize kopyala demek istiyor. Biz ne yapacağız? 1. şahıs klasiğimiz bizde burada gördüğünüz gibi bozuk. Biz az önceki 3. şahıs klasiği buraya kopyalayacağız. Kopyala diyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu kaydet diyorsun. Üçüncü şahıs klasikle burada 1. şahıs, ikisi de aynı oldu. Yani diğer asıl hesabındaki kontrollerin aynısı buraya da geldi arkadaşlar. Sizlere hassasiyet kodunu anlatmak için tekrardan asıl hesabıma girdim arkadaşlar. Burada yeniden ayarlara giriyorsunuz. Burada hassasiyetler yazıyor. Burada kendi hassasiyetleriniz zaten kayıtlıdır. Bunda yine en alta giriyorsunuz. Burada plan yönetimi diyorsunuz. Burada paylaş diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yine yeniden buradaki hassasiyetlerdeki kodu buraya otomatik olarak kopyaladı. Zaten sizin hangi cihaz kullanıyorsanız, mobil ise mobil, tablet, iPad ise o. Hangi kaç parmak oynuyorsunuz? 2 parmak, 3 parmak. Ben 4 parmak oynadığım için 4 parmağı seçeceğim. Kopyala ve paylaş diyeceksiniz. Buradaki hassasiyet kodunu böylece kopyalamış olduk arkadaşlar. Ben şimdi kendi yan hesabıma tekrar gireceğim. Ve bu hesaptan size bu hassasiyet kodunu nasıl kopyalayabileceğimizi göstereceğim. Yan hesabımıza yeniden giriş yaptık. Buradan ayarlardan hassasiyetlere giriyorsunuz. Burada ben bütün ayarları size tekrardan baştan gösterebilmek için bütün ayarları, hassasiyet ayarlarını hepsini bozdum arkadaşlar. Kafanıza göre buradan hepsini değiştirebilirsiniz, bozabilirsiniz. Şimdi asıl hesabımdaki hassasiyet kodunu ben buraya kopyalayacağım. Bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi hepsi karmakarışık. Şimdi tekrardan göstereyim gördüğünüz gibi. Hepsi kayıtlı yani. Buradan plan yönetimine tıklıyorsunuz. Buradan arama yöntemi diyorsunuz. Buradan az önceki hesabınızdaki kopyaladığınız kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Ön izleme diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hangisi düşüktü, hangisi yüksekti, ona göre işte %200 artmış, %99 düşmüş burada mesela. %99 düşmüş, %100 artmış gibi böyle. Burada hepsi yazıyor arkadaşlar.
Yani ayarlarınızın gösterdiği değişiklikleri hepsini size burada gösteriyor. Burada sağ altta plan karşılaştırması, planları karşılaştırma olayı var. Planı kullan diyor. Planı kullan diyorsunuz. Buluta yükle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer asıl hesabındaki hassasiyet ayarlarıyla buradaki hassasiyetler birebir aynı oldu. Bu hassasiyet kodunu kopyalamak da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de şu şekilde de göstereyim. Gördüğünüz gibi ayarlara, kontrollere girdiğimiz zaman diğer asıl hesabımla bunun kontrolleri aynı. Hassasiyetleri de aynı. Yine de tekrardan diğer asıl hesabıma geçip size oradan da göstereceğim arkadaşlar. Kullandığım asıl hesaba yeniden geçtim. Burada da yine ayarlardan kontrolleri tekrardan size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi diğer yan hesabım ve bu ikisinin kontrolleri aynı. Kopyaladık, yapıştırdık. Bunları da bu şekilde yaptık. Hassasiyetlere de bakalım. Gördüğünüz gibi ikisinin hassasiyetleri aynı. Yani bunları arkadaşlar bu kontrol ve hassasiyet kodlarını isterseniz kendi arkadaşlarınıza kopyalayıp gönderirsiniz. İşte istediğiniz yerden gönderirsiniz. İsterseniz kendi yan hesabınıza kopyalayıp yapıştırırsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kontrol ve hassasiyet kodları tek kullanımlıktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Siz diyelim ki üçüncü şahıs oynuyorsunuz ya. ÜŞN, üçüncü şahıs nişancı. BŞN var bir de, birinci şahıs nişancı. Siz diyelim ki birinci şahıs oynamak istiyorsunuz. Ama birinci şahıs ayarlarınız yapılı değil. Ben bunu bilerek bozdum sizlere göstermek için. Diyelim ki birinci şahıs nişancı bakış açısı ayarlarınız yani kontrolleriniz yapılı değil. Siz bunu ÜŞN ile aynı yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. ÜŞN birinci şahıstayken arkadaşlar burada kopyala yazıyor. Klasik birinci şahıs yazıyor. Yani siz birinci şahısı kopyalamak isterseniz burada ona tıklayacaksınız. Ama şimdi bizim şu an ÜŞN'imiz yapılı ama BŞN'imiz yani birinci şahısımız yapılı olmadığı için biz ÜŞN'ye göre BŞN'yi kopyalayacağız. Yani arkadaşlar burada birinci şahıstayken biz üçüncü şahıstaki yani yapılı olan ayarları buraya kopyalayacağız. Yani biz buraya üçüncü şahıs ayarlarımızı kopyalamak istiyoruz. Burada kopyala yazan yerin yanına klasik üçüncü şahıs yazan yere tıklıyorsunuz. Bunu kopyala diyor. Tamam diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ve bu şekilde ÜŞN ve BŞN'yi aynı ayara getirmiş oluyorsunuz. Bunu da yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız için ufak bir hatırlatma olarak göstermek istedim. Bu videomu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Böylece benim büyümemde siz de destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Hoşça kalın.